keşke Türkiye'deki fiyatlar gibi olsa. Yani bir çay setine ne kadar alıyor? 10 milyara yakın. Evet. Wow. 10.000 TL de verilmez bence. Arkadaşlar bugün stajım 11'di. Ne? Kontrol etmedim. Evet 11'di. Evet evet 11. Yani artık şu an böyle bir alışveriş merkezine geldik. Bir çay setinin 11.000 TL olduğunu gördük ve acilen buradan çıkıyoruz. Hiç bize göre değil çünkü. Gelin arkadaşlar. Çıkıyor. Aynen. Çıkıp bu taraftan. Şimdi Mersin'e gidiyoruz. Pastacılardan bir tanesi. Birkaç tane şubesi var. Şu an biz yeni kahvaltıdan kalktığımız için yiyemeyeceğiz. Ama gerçekten tatlıları çok güzel. Şöyle yakından göstereyim size. Dın 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 dın. Londra'ya girin. Herkesin bence yemesi gerekiyor. İçerisi çok minnoş. İnşallah bir dahakine buraya geliriz. Burası ne? İkinci bence en güzel yerlerden birisi. Dediğim gibi bunların çok şubesi var. Ben buranın tatlarına bayılıyorum. Burası da Victoria and Albert Museum. Londra'daki en sevdiğim müze. Hatta genel olarak da benim büyük ihtimalle en sevdiğim müze. Şu an korona sebebiyle kapalı. Bu arada Victoria and Albert Museum inanılmaz büyük. Ortada böyle içinde birkaç tane kafe var. Şurası da. Selam arkadaşlar. Şu an Kensington'dayız. Knightsbridge'e doğru yürüyoruz. Hemen şu tarafta Victoria and Albert Museum var. Burada National Museum var. Şurada kışları buz pisti kuruluyor. O buz pistinde kayak yapıyoruz. Müthiş eğlenceli oluyor ama buz gibi oluyor gerçekten. Şu anda da inanılmaz soğuk. Şu an Knightsbridge'e doğru buradan yürüyoruz. Sol tarafımızda Imperial College var. Buradaki en iyi okullardan bir tanesi. Ki bence en iyisi zaten özellikle mühendislik alanında. Burayı çok seviyorum. Arkadaşlarımın çoğu bu okulda okuduğu için genelde bisikletimle buraya gelip ders çalışıyorum. Kütüphane sezonlar, ortak çalışma alanlarında. Şimdi burayı böyle yürüyeceğiz, size de göstereceğim. Hadi dedim. Ay hava inanılmaz soğuk şu an ya. Lockdown'a son 2 gün kaldığı için biz de tabii ki de hem aldıklarımızı alalım hem de son kez hava aldım diye çıktık bakalım. Ben beğeniyorum. Şu an her yerde yol yapım çalışması var bu arada. Ya buraya bayılıyorum, burası çok güzel ya. Sanırım Londra'da en sevdiğim yerlerden birisi. Knightsbridge, South Kensington, Nottingham, Covent Garden. Aslında her yeri seviyorum. Bir alışveriş çılgınlığı. Çünkü bir ay boyunca mağazalar kapalı olacak. Ve ben de arkadaşlarımla böyle göre göre alışveriş yapmayı sevdiğimiz için son bir alışveriş yapalım dedik. Alışveriş yaparken kendime bir sallanan koltuk buldum ve şu an çok rahatım. Hiç kalkasım yok. Ve şunu alıp eve götürmek istiyorum. Yapay ama çok güzel durmuyor mu? Bence buradaki şu an her şey çok güzel. Direkt dekoru size yapıp hazırlamışlar bence. Şu arkadaki yemek masası da bayıldım. Gerçekten baksanıza çok güzel değil mi? Masaya bayıldım. Bayıldım. Tabii ki de her tişört çıktığımda TK Maxx'e geliyorum. TK Maxx buradaki aslında Boyner gibi düşünün. Boyner'in çok daha uygun olduğu, daha doğrusu hem en çok ünlü markaların ürünleri çok indirimli hem de normal markaların bile indirimli ürünlerini bulabileceğiniz bir yer. Mesela saatler, çok lüks saatleri çok daha uygun fiyata bulabilirsiniz. Az sonra bir örnek gösterebilirim. Onun dışında altın şeyler var, her şey var. Aklınıza gelebilecek her şey. Ev alışverişinden, işte bayan, erkek, çocuk, her şeyi burada kolaylıkla bulabilirsiniz. Buraya geldiğinizde dediğim gibi, özellikle Christmas yaklaştıkça böyle Christmas paketleri oluyor, birçok şey oluyor. Burada ucuza bulabilirsiniz. Mesela bakım ürünlerinde de
zaten indirimli ürünler. Bir de mesela clearance'lar oluyor. Çok daha uygun bulabiliyorsunuz. Hani 3-4 pound'da kremler bulabiliyorsunuz. Burada taraklar var ve her şeyden çok fazla var. Dediğim gibi hani Londra'nın en lüks semtinden lüks olmayan semtine kadar her yerde TK Maxx var ve dediğim gibi her şeyi bulabilirsiniz. Şu an burası iki katlı, bir de aşağı katı var. Aşağı kat daha çok ev eşyaları. Geziyoruz bakalım. Gidelim şuradan bir saat bakalım. Çünkü geçen sene bir arkadaşım 200 poundluk saati 100 pound'a almıştı buradan. Şöyle iyi bir marka bulmaya çalışalım. Dın 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 dın. Fossil'in bir saati. 169'dan 59'a düşmüş. Ben mesela Fossil'in bir cüzdanını 10 pound'a almıştım buradan. Onun dışında mesela bir de böyle çok çok pahalı ürünler var. Tabii ki de bu çantaları hayatta takmam ama Gold Label dediği şey gerçekten pahalı ürünler. Onların işte burada fiyatları çok daha uygun olabiliyor. Biraz eski olabiliyor bazı ürünler gerçekten. Mesela bu çantanın fiyatı 179 pound'muş. İlk fiyatı 395 pound. Yani 395'ten 179'a düşmüş. Bu da mesela 1400'den 326'ya düşmüş bu şantanın fiyatı. Evet, şimdi Hyde Park'a girdik. Gördüğünüz gibi olabildiğince yeşil. Bu arada Hyde Park'ta böyle çok aşırı kafe tarzı yerler yok. Hatta diyorum hani Hyde Park Türkiye'de olsaydı herhalde her köşesinde bir tane kafe olurdu ama çok güzel. Şansımız hava çok güzel. Sabah buz gibiydi ama şu an biraz daha iyi. Kocaman bir park. Bakalım gösterebildiğim kadarını göstereceğim. Şu an kuğulara doğru gidiyoruz. Kraliçe kuğuları çok sevdiği için bütün kuğuları sahiplenmiş. Yani buradaki gördüğünüz bütün kuğular kraliçenin. Ayrıca bunları öldürürseniz çok büyük cezası var diye biliyorum, değil mi? Çok güzel ama gerçekten şu an havanın güzelliği beni mest etti. Normalde bugün yağmurlu gösteriyordu. Ama biz bütün risk alıp dışarı çıktık. Ama hiç belli olmaz. 5 dakika sonra yağmur da yağabilir. Ay çok güzel. Da gördüğünüz Kensington Palace. Şimdi Hyde Park'ın diğer tarafına doğru yürüyoruz. Park'a gelenler bu köprüde kesin fotoğraf çekinirler. Ben diyorum ya hani neredeyse 3 senedir buradayım ama henüz burada fotoğraf çekinmedim. Şimdi bir kahve almaya gidiyoruz çünkü inanılmaz yorulduk. Gördüğünüz gibi atlılar ilerliyordu. Her yerde böyle görebilirsiniz atlıları. Gayet normal. Şu karşıdaki kafeye gideceğiz ama yanlışlıkla bu tarafa geçtik. Şimdi tekrardan şu köprüden çıkıp oraya gidip sıcak bir şeyler içeceğiz. Ama hava çok güzel. Bence hiçbir sorun yok şu an. Vamos. Ve belki de tek değil ama yani şu an açık tek olan kafe burası. Yani açık olduğunu umuyoruz. Bence birilerinin de kahve var. İçeriden de ışık yanıyor. Açık olduğunu umuyorum. Çünkü şu an koronadan sebep çoğu küçük işletme kapatıyor. Zaten perşembeden itibaren hepsi kapanacak. Şimdi kahvemizi alıp şurada bir yerde soluklanacağız. Evet açık. Kale. Ha, içeri almıyorlar. Direkt buradan order veriyoruz.
Dondurma alayım sana. Bakalım ne içsek. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz böyle normal bir video. Şimdi şu an karantinaya girmemizde son 2 gün kaldı sanırım. Biz de hem dışarıdan alışveriş yaptık hem de böyle son kez görmek istediğimiz yerleri görelim dedik. O yüzden kısa bir video çekeceğim. Sabah kahvaltıyla başladık, sonra alışveriş falan yaptık, sonra da biraz gezdik. Ama tabii ki de çok aç olduğumuz için kahvaltı yaparken çekmeyi unutmuşum. Sadece kahvaltıda çektiğim videoyu belki ekleyebilirim bir yere. Kahvaltı için Slang Square'daki bir kahvaltıcıya gittik. Aslında fark etmedik ama Türk yeriymiş. İçeri girdiğimizde anladık Türk olduğunu. Çünkü yerler Türkçe'ydi. Black Penny diye bir yer. Çok güzel bence. Çok sevdik. Kahvaltı hem çok doyurucuydu hem de fiyatları bence o kahvaltıya göre çok idealdi. Oradan sonra ne yaptık? Oradan çıktıktan sonra kentine uğradık. Şimdi de bütün her şeyi bitirdik. Zaten hava kararmak üzere. Bu aralar hava 4 gibi falan kararıyor. Şu an işte 3.30 sanırım saat. Kahvemizi aldık. Daha doğrusu kahve almaya geldik. Ama kapattıkları için, burada her yer çok erken kapanıyor. Ama kapattıkları için sadece çay alabildik. Çayımızı aldık. Oturduk şu an Hyde Park'ta. Hyde Park inanılmaz şu an böyle bence. Sessiz ve boş. Hava çok güzel bu arada. Şansımıza normalde bugün yağmuru gösteriyordu. Ama bütün gün çok güzeldi. Güneşli, sabah çok soğuktu. Şimdi daha iyi. Böyle şu an Hyde Park'ta koşan insanlar var. Çocuğunu gezdirenler var. Dediğim gibi hava çok güzel. Biz de çayımızı aldık, şimdi sohbet ediyoruz. Bu videoda bu kadar. Öyle, bu videoyu da böyle kapatabiliriz bence. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Benzer içerikler istiyorsanız lütfen bana aşağıda yorum olarak yazın. Çünkü ben tahmin edersiniz ki gezmeyi çok seviyorum ve Londra'da böyle ufak tefek yerleri de çok biliyorum. Hani belki kimsenin bilmediği yerlere bile gidip çok güzel yer, mekanlar, yerler bulabiliyoruz. Bunları sizinle paylaşmaktan çok mutlu olurum. Videoları etmek de inanılmaz keyifli oluyor sonrasında çünkü. Şimdilik bu kadar. Hyde Park'tan size hoşça kalın diyorum. Bu arada Hyde Park'ta çok fazla oturma yeri yok. Eğer Hyde Park'a gelirseniz mutlaka gelin bu kafeye oturun. Çünkü gerçekten hem kafe çok güzel hem yeri çok güzel. Normalde tatlılar, kahveler çok güzel seçenekleri var. Ama gelirseniz erken gelin çünkü buralar çok erken kapanıyor. Çıkarırsanız da dışarıdan kahvenizi alıp öyle içeri girebilirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.